Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle potansiyometreyi göreceğiz. Potansiyometre devrelerde kullandığımız önemli elemanlardan bir tanesi aslında. Bilmeniz gereken en önemli özelliği ise ayarlanabilir bir direnç olmasıdır. Potansiyometreyi günlük hayatınızda birçok yerde kullanıyorsunuz. Ben örneklerini verdiğimde de aslında evet birçok yerde kullanıyormuşuz diyeceksiniz. Bunlardan bir tanesi örneğin eski radyolarda ve bazı yeni sistemlerde ses açıp kapatmak için kullanılan dönerli bir düğme vardı. Onlardan bir tanesi mesela potansiyometre mantığının aynısıdır. Benzer şekilde ocaklarımızda da ısının artırıp azalması için kullandığımız düğmeler aynı şekilde potansiyometredir. Potansiyometreyi kullanarak birçok devre elemanı oluşturabilirsiniz. Yani mesela akıllı kollarda, motorların çalıştırılmasında, yani sesin açılıp kapatılmasında ya da bir led yakacaksınız ama ledin loşluğunu yani ışık yoğunluğunu ayarlamak istiyorsunuz. Bu tarz durumlarda çok çok kullanabileceğiniz devre elemanlarından bir tanesidir. Yani gelecek olan akımı aslında siz potansiyometre ile rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Potansiyometre solda gördüğünüz üzere devre elemanın 3 tane bacağı var. Bu 3 bacaklarının ortadaki bizim için önemlilerden bir tanesi. Bunu arkadaşlar analog pinlerinden bir tanesine bağlamak zorundayız. Neden? Çünkü potansiyometreden 1 ya da 0 ya da true ya da false gibi bir değer gelmez. Potansiyometreden 0 ile 1023 değeri arasında bir değer gelir. Ve bu da bizim analog girişimize bağlanmasının en önemli gerektiren en önemli nedenlerden bir tanesidir. Şimdi diğer iki bacağını GND'ye ve VCC yani 5 volt enerji ihtiyacı var. 5 volta bağlayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey potansiyometreyi çevirdiğim zaman ne taraf sıfıra denk geliyor? Çünkü potansiyometre kapalıyken sıfır değerini en açıktayken 1023 değerini gösterir. Şimdi bunda şöyle bir mantık yürütebilirsiniz. Bu bacakları illaki işte soldakini şuraya, sağdakini buraya bağlayacağım diye bir şey yok. Ama burada şöyle bir mantık var arkadaşlar. Eğer bacağınızın mesela soldaki bacağı GND'ye bağladım. Bu durumda potansiyometrenizi çevirdiğinizde GND tarafına sıfır değeri verir. Yani GND'ye doğru çevirdiğinizde öyle düşünün sıfır değerini. VCC bacağını doğru yani sağa doğru çevirdiğinizde 1023 değerine doğru ulaşırsınız. Değiştirdiğimizde diyelim ki sağ bacağını GND oldu. Bu sefer sağa doğru potansiyometreyi çevirmeye başladığınızda sağda sıfırı ulaşırsınız. Yani kapatmış olursunuz aslında devreyi. Diğer tarafta sola doğru çevirdiğinizde bu sefer 1023 değerine ulaşmış olursunuz. Sadece bu şekilde bir mantık yürütebilirsiniz. Bu çok önemli bir bilgi değil ama çünkü biz zaten seri monitör açıp seri monitörümüzde değerinin ne tarafa doğru döndüğünde kaç değeri verdiğini zaten görüntüleyeceğiz. O yüzden oradan deneme yanılma yöntemiyle bulabilirsiniz. Eğer seri monitörü nasıl açacağınızı bilmiyorsanız daha önceki videolara göz atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bir yerden öncelikle bir potansiyometre devresinin nasıl yapıldığını Tinkercad üzerinde çizeceğim. Ayrıca sağ tarafta da yine benzer şekilde devrelerin nasıl oluşturulduğuyla ilgili bir video yer alacak. İkisini de takip edebilirsiniz. Bunun için sahneme bir tane Arduino Uno alıyorum. Hemen yerleştireyim bir tane rahat olsun. Yani daha doğrusu gösterimi kolay olsun diye bir tane de board alalım. Hemen şuradan potansiyometre arattıralım. Potansiyometrem de burada. Şu şekilde potansiyometreyi aldım. 3 tane ayağı var arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli. Nasıl bağlayacaksınız? Arduino'muzu şöyle birazcık daha yanına getirelim. Ve şimdi şuradan aldım. Mesela bu bacağımı GND'ye bağladım. Yeşille bağlı olan bacağım GND'de. Bu ne demek? Potansiyometreyi bu bacağa doğru çevirirseniz sıfır değerine ulaşırsınız demek. Orta bacağı her zaman ne dedik? Analog pinlerinden bir tanesine bağlıyoruz. Biz orta bacağı analog pinlerinden A0'a bağladık. Şöyle yapalım. Daha karmaşık hale gelmesin diye. Şuradaki GND'mizi hatta şunu şöyle çevirebilirsek bir çevirelim. Şimdi böyle birazcık daha rahat görüntüleyeceğiz muhtemelen bunları. Şimdi ortadaki bacağımızı Arduino'muzda biraz şöyle alırsak.
Ortadaki bacağımızı A sıfırlardan bir tanesine bağladık. Bunun da rengini mavi ile değiştirdim. Sonra son bacağımız. Şimdi de son bacağımıza gelelim. Hatta şu Arduino'yu da şöyle çevirsek çok daha iyi olacak gibi. Tamam. Arduino'muz da son olarak son kalan bacağını da bunu da kahverengiyle gösterelim. Kahverengi bacağını da 5 volta bağladık. 3 bacağını da arkadaşlar bağlamış olduk böylelikle devremizde. Yan taraftaki ekranda da nasıl bağlantı yapıldığını görmüş olacaksınız. Bundan sonra artık yapılması gereken devreyi aslında tamamlamış olduk. Bundan sonra yapılması gereken artık kodlarını yazmak olacak. Hemen Arduino'muzun IDE'sini açıyoruz. Mutlaka bu dışarıdan gelen verilerin değerinin kaç olduğunu görmemiz gerekiyor. Bu yüzden verileri okumak için kullandığımız seri monitörün tuşuna basıyoruz. Güç tuşuna basıp monitörümüzü açıyoruz. Sonra hemen alta inelim. Bir değer gelecek arkadaşlar. Bu 0 ile 1023 arasında değişen bir değer olacak. Bu değer için bizim dışarıdan bir tane değişken tanımlamamız gerekiyor. Değişkeni nasıl tanımlarız? Bunu bir önceki videomuzda görmüştük. Eğer değişken tanımlamayı bilmiyorsanız bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. Bunun için sayısal bir değer olduğu için ben tam sayı değeri döndürmek istiyorum. Integer yazdım. Integer kısaltılmış olan int. Yani sayısal bir değer. Potansiyometre bir değişken adı vereceğim. Bu opsiyoneldi. İstediğinizi verebilirdiniz. Ben potansiyometrenin kısaltılmış olan pot diyorum ve eşittir diyorum. Şimdi birincisi ben analog pinlerine bağladığım için benim kodum mutlaka analog kodlardan bir tanesi olacak. Dijital kod buraya yazamam. O zaman bir kere analogu yazıyorum. İkincisi ne yapacağım? Acaba Arduino'dan bir devre elemanına veri mi göndereceğim yoksa devre elemanından Arduino'ya veri mi gelecek? Tabii ki de devre elemanından Arduino'ya veri gelecek. Bu durumda ben ne yazmam gerekiyor? Read komutunu yazmam gerekiyor. Eğer Arduino'dan devre elemanına veri gitmiş olsaydı ve analogda bağlı olsaydı analog write komutunu kullanmam gerekiyordu. İnanılmaz basit bir mantık arkadaşlar. Hiç karıştıracağınız bir şey yok. Hemen parantezimi açtım. Ben devre elemanını A0'a bağlamıştım. Bu analog pinlerinden bir tanesiydi ve noktalı virgül koydum. Şimdi bunu bir serial.println diyerek hemen bir ekrana yazdırıyoruz. Ekranımıza potansiyometrenin değerini yazdırdık. Sürekli değer akacaktır. Bunu birazcık engellememiz lazım. Yani görünürlüğünü artırmak lazım. Ben şöyle 500 diyeyim hadi. 0,5 saniyede geciksin. Şimdi kodlarımızı yazmış olduk aslında. Kodlarımızı bitirdikten sonra hemen kodumuzu gönderelim. Pot deneme. Şu an gerçekleşti. Hemen seri monitörümüzü yükleme gerçekleşti. Seri monitörümü açıyorum. Bakın seri monitörümden şu an 1023 değeri geliyor. Potansiyometre devremi, potansiyometremi yavaş yavaş çeviriyorum. Gördüğünüz gibi çevirdikçe değerler değişiyor. Yeniden artırıyorum. Yeniden azaltıyorum. Gördüğünüz gibi değeri değiştirebiliyorsunuz. Böylelikle potansiyometreyi kendi devrelerinize bağlayarak, belki döngülerin içerisine koyarak farklı uygulamalar gerçekleştirebilirsiniz. Zaten bir sonraki uygulamamızda da potansiyometre kullanarak LED'in parlaklığını nasıl ayarlayacağımızın çalışmasını gerçekleştireceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.